Ama önce Hazreti Musa diyor ki kavmine, size bir şey söyleyeceğim diyor. Dünyada en çok ilmi olan benim söyleyeyim diyor. Ya dünya tatlısı ve çocuksu bir şekerliği var. Yani Allah hemen onu tekzip edecek şekilde sana diyor birisini göndereceğim diyor. O bir kul diyor, peygamber değil. Sana ilim öğretecek diyor. Gösterdiği zorluğu görüyorsunuz zaten Kur'an'da. Bak kul diyor, sana ilim öğretecek, ona tabi olacaksın diyor. Yani sırf onun o dediğini geri alması için yapıyor Allah. İlmi ledün. Batın ilmi, hakikaten hiç onu çıkarabileceği bir şey değil. Vahye dayalı batın ilmini, batın ilmini insanlar yapamaz. Ama batın ilminin, yani ilmi ledünün yansımaları vardır, onu yapar. Mesela gizlenmesi gereken bir insanı gizlemek, bu batın ilminen olur. Yahut gizlenecek bir bilgiyi gizlemek, batın ilmin olur. Mesela sen, farz edelim, İsa'nın yerini biliyorsun. Bunu gizlemek için çeşitli sözler kullanırsın. Bu bir batın ilmidir. İlmi ledündür, yani yansıtmalı konuşursun. Veyahut tabut sekinenin yerini bulursun, bilirsin. Ama bunun mesela belirli bir zamanda, belirli bir kişiye tarafından bulunması için bir yönlendirme yaparsın. Bu da bir ledün ilmi olur. Veyahut Mehdi'yi gizlemek mesela, bu ledün ilminen olur. Yoksa çok aşikar belli olur, yani gün gibi belli olur. Belli olmaması için çok özen gösterilmesi de kullanılan yöntemler. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok şakacı olması da bir ledün ilmidir aynı zamanda. Çünkü aşırı heybet var, şiddetli heybet var, korkuyor adamlar. Ya haşyet kaplıyor, ya konuşamıyorlar. Ya korkuyorken heybetinden etkileniyorlar. Nasıl olsun çözüm? Şaka. Sürekli şaka yapıyor, sakinleşiyorlar. O zaman onun insani yönünü görmüş oluyorlar. Yani peygamberlik cihetiyle görüşemiyorlar. Ya dilleri tutuluyor, aklı gidiyor adamların. Buna benzer. Evet, dinliyorum.